işleriniz yapılsa ya, gülaşlılar. Arkadaşlar biz şu an gülaştayız. Allah teyze. Biz çekimdeyim bir geldik ve hala Alev de buradaymış. Kim bu? Alev bizim Kurtulallı. Hadi bakalım inşallah sonunuza Allah hayır getirsin. Ama gitme burada dur teyze. Bırak. Bırakın teyze araba. Oradan geçemeyin ki oradan. Geçin de. Burada inelim bura dursun park gibi zaten bura. Niye bura boyuktan arabayı? İşte şuna zaten çiğ köfteci. İlk zaman da bura yolun ortası şuradan. Yolun ortası değil yavrum yok işte. Yok canım. Tamam işte şu arabaya yanaştın mı? Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim usta şoförümüz de hava yine her zamanki gibi. Ben oradayım hani araba almıyordum ama çiğ köfte arabalarına dayanamıyorum. Biz çiğ köfte yemeye geldik ama bu şeyde mitingi de kaçırmadık arkadaşlar. Hadi mutluluğumuz güzel geçer inşallah. Takipçilerimiz bugün gülacı yakıyorlar. Şöyle bizim enişteye geldik. Enişte. Bu da bizim Gülpınar'ımızın yeni muhtar adayı. Kendisi muhasebeci İsmail. İnşallah kazanı hayırlısı olsun. He. Tamam. He, pek aç değil. Emega. Dört. Emega. Aç. Cips olsun. He, olsun. Cips daha iyi bir tatlı. Şu benim herhalde. Şu. Şuradaki. Gece aklımız burayı buyurdu arkadaşlar. Şu benim herhalde. Ben gidiyorum. Şöyle çeşit çok. Yok canım, sağ ol. Nar ekşisinin acı sosu olsun. Benim de olsun abi. Nar ekşi sosu sadece. Acı hepimizde olsun mu? Olsun. Olmaz. İbrahim hepimizde olmasın. Hadi şimdi ördün. Bizim oturma yerimiz de burası arkadaşlar. Mekanımız. Hadi. Hayırlı akşamlar. Sana da hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Okul arkadaşım da benim de tanımlı okul arkadaşım oluyor. Bir İbrahim Efendi'nde olmasın Ramazan. Ne? Bir İbrahim Efendi'nde acı sosu olmasın. Bana büyüyüşlerin memuru sağlıyor. Tamam abi benim değil ödüm. Esma normalde İsmail'in eşi havanın sınıfı arkadaşlar. Aynı yaştalar. İki herhalde onun bebeği iki tane oldu. İki tane oldu maşallah. He maşallah. Bu arada Ramazan da yani çiğ köfteci bizim babamın, yüksek babamın Öpöz akrabasının damadı arkadaşlar. Fatman ablan damadı. He. O bunun hanımı da benim okul arkadaşım. Yok ben de olmasın burger sos. Ne olmaz? Burger sos. Ne olmaz? Ne ki o? O arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben her zaman diyorum ya hani yorulduğum zaman bundan sonra böyle çalışmayacağım diyorum ya. Ramazan bana bir tane şu şeyden lazım. Kemal rahmetli Kemal Sunal'ın yazısından. 11'den aldı ki Emine. Sağlıyor şeyde ya. Ben bazen yorulduğum zaman eşime diyorum bundan sonra çalışmayacağım değil de onun için. Abla çok kötü sen olsun. Yo sağ ol. Allah razı olsun. Ramazan kardeşimizin gönlü de bu.
Bizlere afiyet olsun o zaman. Onunla da beraber okuduk. He, Emine ile. Aynı yaştasın he. Onda herhalde bir tane oğlu var. Ne Ramazan oğlumuz var. Kız mı? Ha, kızlar varmış. Fatma abla alıtıyordu da bebek arabasıyla. Evet. Aynı oğlan gibi öyle kafamda kalmış. Olabilir canım. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Biliyor musun? Devamında yarın görüşürüz inşallah. Bu şey de yiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonradan bir acı geldi. Beni öldürdü. Gözümden yaş geldi vallahi. İbrahim 2-3 gündür çiğ köfte çiğ köfte diye inanın ağlıyordu. Bugün halanın bahanesiyle kaçtık geldik. Bizim için bir kaçamak oldu. Güzel oldu. Nasıl değişiklik oldu? Beni hemen birden mi karar verdik? Çiğ köfte mi dedin hemen? Aynen. Beni gidelim dedim geldik. Bir şeyleri kürekledi, sürükledi gibi oldu. İyi ki alınla kaçırmışsın yoksa gelmezdin. Aynen. O zaman bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar biz sahurumuza kalktık. Bende de amma uyku varmış. Nasıl da uyku salladım. Zoba yandıkça, sıcak kızdıkça oturdum. Yattığım yerde uyudum. İlk gün oturuyordum sonra da filmime bakım diye. Ondan sonra da yattığım yerde bir daha kalkamadım. Üstüme kara olan çöktü. Bir üç dakika daha dursan filmi bitiririm. Estağ mı? Vallahi bak. Sen uyudun bitti film. Ha. Ben de kendi filmi de bulamadım. Hiç çıkartmamışlar daha. He, havamda yine görüyorsunuz. Serkan onları zopaya attı da ısınsın. Hadi Ayhan gel anne. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Allah ne verdiyse yavan yaşık, yağlı kaşık. Böreğimizin son şeyleri, dokunuşları. Yarısını serplatmama verdim o gün. Yesinler diye o gün yemediydi. İnsan hani iftarda yemek olunca şey yiyesi gelmiyor he. Ayhan düşüsüne bakar fermuarına. Nasıl düğmelemiş. O zaman bizlere afiyet olsun sevgili takipçilerimiz. Yarın inşallah görüşürüz. İpuşum da şöyle yatıyor teyzeleri. O birazdan kalkar gelin ne oldu? Sevgili takipçilerim tekrardan günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Ben sabah sabah kilerimi temizlemekle başladım. Kilerimin üstüne şöyle bazlama tahtam vardı biliyorsunuz. Onu aşağı kilere indireceğim. Bir büyük kilerim var. Bu da küçük kilerim canlar. Üstünü güzelce sildim. Yağ çözle. Şöyle üst rafı bu şekilde. İkinci rafı bu şekilde. Üçüncü rafı da bu şekilde yaptım canlar. Burası da benim aynı dükkan gibi. Bu şekilde düzenledim. Nasıl olmuş? Bence gayet güzel oldu. Sevgili canlar. Şöyle kapağı falan güzelce yağ çözle sildim. Parlıyor canlarım. Mutfağım biraz karışık. Ne yapacağım? Şöyle bunları geçen sene değil, ta geçen sene yaptım arkadaşlar kavanozları. Onları dökeceğim. Kavanozlarımı güzelce yıkayacağım. Bunu da aşağı indireceğim. Hemen şöyle mutfağıma geçeyim. Mutfak bayağı bir karışık. Saklama kabının yarısını yıkayacağım. Onlar kirli. Bunu şeye koyacağım. Derin dondurucuya bunun ikisini. Canlar. Çünkü çok sıcak olduğu için mutfağımız küflenme yapıyor. O yüzden şu kadayıfları da davet verdiğim gün inşallah o tatlıyı da yapacağım. Mutfağım şimdilik bu halde canlar. Pek bir şey yok aslında. Birazdan bulaşık makinesine koyarım yarısından çoğunu. Saklama kaplarımı da elimde yıkarım canlar. Gerçekten konuşamıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum sevgili takipçilerim. Şöyle göstereyim. Bu bizim sahur şeyimiz. Yıkamadım. Akşam bayağı geç uyudu Ayhan'la. Hava, ben, Serkan oturduk. Güzel oldu sohbetimiz. Burayı düzenledim canlarım. Altını üstünü güzelce sildim. Kavanozlarımı da yerine yerleştirdim. Şöyle. Burayı da ancak bu şekilde yapabiliyorum. Sevgili takipçilerim. Normalde şu küçüğü kakao dökülmüş. Bunu da güzelce yıkayayım. Onu da şu köşeye koyayım diyorum. Havlularımı da onun içine koyayım canlarım. Burası çok kalabalık gibi gözüküyor. Ancak bu şekilde düzenleniyor arkadaşlar. Dolabımın iç kısmına fazla girmedim. Şu tencere kısmımı biraz düzene sokmaya çalıştım. Ancak bu şekilde oluyor. Aslında burası tencere değil biliyor musunuz? Burayı ben kilit olarak yaptırdıydım. Daha sonra öteki ayakkabılığım gelince burayı tencerelik yaptırdım. Şimdi ben şöyle mutfağımı bir toparlayayım canlarım. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Temiz halini yine sizlere paylaşacağım. Sevgili takipçilerim ben bütün işlerimizi havayla birlikte yaptık. Şimdi mutfağımın şu elimi yüzünü bir sileceğim. Normal
O her zamanki söylediğimiz bezleri ıslatıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir deterjan, hiçbir şey kullanmıyorum. Bu bezler çok güzel. Ben 2 senedir kullanıyorum. Çok da kalite olarak da eskimiyordu, biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ay hanımla havam ne yaptılar? Mutfağın halısını dışarı attılar. Onları da atmışken anam kılığım. Saat 9'dan beri mutfaktayım arkadaşlar. Saat şu an 3'e geliyor. Bu arada ben bugün camiye gitmedim canlarım. Sizlere de söyleyeyim. Hava. Şu banyomuzun hepsini bir öp bebeğim. Böyle hızlı çek yanımı. Arkadaşlar şurası ister istemez yağlanıyor. Onu değdirmiyorum şeye bakın. Gördünüz mü? Bayağı da silmiyordum. Burada da karton. Şey seyredi gazete. Düşüp ne yiyeyim de şeye. House sever değil ya. Mutlak dolabım. Havam evlerini süpürdü arkadaşlar. Aralığımı, oturduğum odamı. Ondan sonra bir de güzelce silmiş. Eline sağlık. Ben de mutfağımı süpürdüm. Fırınım silinecek. Mutfak dolabımın iç kısımlarını kaç yeri temizledim. Ondan sonra kilerimi temizledim. Böyle iyi oldu yani temizliğimiz. Silmiyorum zaten. İç kısımlarına gülüm hiç çıkamam. Biz bugün Hasan kardeşim bile davetliyiz arkadaşlar. İftara orada davetliyiz. Hepimiz ailece. Şimdi saat 3. Üçten sonra da iftarım gelir. Ondan sonra üzerimizi değiştirdik. İnşallah gideriz. Thank you.
Arkadaşlar, bu toplamam nasıl oldu? Yoruldum canlarım. Ay, işe koyulduğum zaman gerçekten nasıl çalıştığımı unutuyorum. Kendimi parçalıyorum adeta. İnşallah beğendiniz. Şimdi halısını da sereyim buran canlar. Ocağımı temizleyeceğim inşallah. Ocağımın dışını sildim. İçini hemen ısıtayım, ilacı sıkayım. Silip çekeyim. Arkadaşlar halımı da serdim. Şöyle göstereyim. Sebzeliğimi de düzelttim. Poşetten çıkardım canlarım. Masamı da güzelce sildim. Pencere önlerimi sildim. Gayet güzel oldu. Mutfak dolabımız yine ne diyorduk? Parıl parıl parlıyor. Yo. Arkadaşlar şu ayakkabılık vestiyerimin de el yüzünü sildim. Zaten geçenlerde içinde temizlemiştim. Bu da güzel oldu. Pek kötü rüzgar esiyor. Size bir göstereyim. Abo. Ayhan bir çöpümüz döktü geldi. Çamaşırlarımı görüyorum ama. Kendinden geçmiş. Çöpümüz yıkanacak. Çiçeklerim devrilmiş. Herhalde Mercan komşu duvar mı çektirecek? Bir şey mi yaptıracak? Şu gelen de İbrahim Efe Meran. Dağılmış oğlum. Saat kaç ki? Saatten de haberim yok. Ha, İbrahim Efe o. Ayhan da kavanozlarımızı döktü geldi arkadaşlar. Aşağıya koydum dedi yıkayacağım. Görüyorsunuz. Onu da gayrı yarın yıkayayım pek kötüyüm. İbrahim Efe! Çamaşırlarımı toplayayım. Tavuklarımı acık yımadım. Sabahdan attıydım ama yemişlerdir. Zeytino! Zeytino! Soba kovalarımız doldurulacak arkadaşlar. Kuş sesleri de burada cıvıltıları. İş bitmiyor ki. Vallahi eğer iyi iş görürüm dersen vallahi bitmiyor. Sabahına 9'da ben başladım. Saat oldu 3.30 bak. Daha da dip bucak mesela iyi görürüm desen daha da bitmez yani sevgili talimçilerim. Bak soba kovalarım duruyor. Ondan sonra aşağıda 2-3 tane küçük küçük bal kabağı vardı. Rahmalamı verdiydi. Kabaklar büyümemiş götür gitti dedi. Onlar çürümüş. Onlar atılacak, seçilecek. Aşağıya bir temizlenecek kirer. Yo annem beraber gideceğiz. Yarın yıkayayım dedim yine duramadım. Şöyle suyu ıslatayım da sıcak suyla yıkayayım diye. Isıtı dursun bağlım. Buranın süngerini köpekler mi götürüyor, rüzgar mı götürüyor bilmiyorum. Çoğunmazsa yarın da kalkar. Çöp bulasın ayağında ne koyduk ya bir? Hangisini? Kara çöp döktü de geldi de. İçinde mi? İçindedir bak. Dur dön bak neredeyse. Arkadaşlar normalde çöp poşet takarım ben. Dün aceleyle unutmuştum. Ben daha mı sandım? Bir kutu döktürüm geldim ya. Teyze bence bir vardı ama pırtmışmış herhalde. Ne? Mavi çöp poşeti vardı ama pırtmışmış herhalde. Yok yok. Yok muydu? O bir öncekindeydi. Yoktu. Çünkü ben daha mı sandım? Döktürdüm. Onda dökmüş bulundum. Gayrı da şey etmedim. Zaten döktüm. Yıkanacak mecbur zaten. Evet.
Bayağı da toparladık işlerimizi de. Ama şunları da katı topladım arkadaşlar. Biraz sonra da sohbet edeceğiz. Onlar katı geleceğim canlarım. Onu sonra İbrahim'in de okuldan geldi. Biz de artık yavaş yavaş üstümüzü değiştirelim. Çocuk yolcusu kalmasın. Çocuk yolcusu kalmasın. Eyvallah. Rahmalan duymasın bizim ikimizin. Ben dört teyze bu. Ne İbrahim? Arkadaşlar da şurası kırıldı ya, hiç sevmiyorum gayrı. Bir de şey biliyor musun? Kırık mırık da değil hani. Yok eski işte, de ayak kaslan yine. Onu da atmaya da kıyamayayım. Daha önce yine aldım. Şöyle düşünüyorum, hani ayaksız çöpler vardı eskiden. Böyle düşünüyorum gayrı. Bunu yapacak bir şey yok. Bir çöp kaf olmuş 100 TL. Hani parasızlıktan değil ama acil kıyamıyor insan, bakalım. Yok mu atmaya şey değil de. Ben bunu her zaman yıkamam şu dış şişesini de. Böyle arada bir. Ablam. Ablam gitti mi diye soruyor İbrahim. Yok. Yok dedim, nasıl sevindi. Buradayım da. Şuna bir çöp getirelim. Poşet. Çöp poşeti. Nasıl güzel hadi güneş gidelim. Var ama esiyor ya, bir işi anlamıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar fırınımı ben şöyle ısıttım. Kirli bir fırın. Yeter artık, çok ısıtmışsın. Sohbete daldık. Şöyle bakın. Şimdi demirlerimi çıkaracağım canlarım. Şöyle. Bunu güzelce sileyim. Biraz soğusun, çok sıcak çünkü. Bak. Sıcak teyze, dur biraz. Demin kaldırdı, baksana de. Kaldırdı ama birazcık bitkisin. Arkadaşlar, ben fırın temizliğimi bu şekilde yapıyorum. Ne kadar uğraşsam da ben pek kaldırmadı sanki arkadaşlar. Ben yine tilimine yağ çözümü kullandım. Şöyle bir sıktığımda acil işlemini görmedi yani. Bu arada havada yeni öğrenmiş. Fırının kapağını böyle cırcır çıktı. Teyze senden gördüm diyor. Hızlıca söktün ya şurayı hemen. Bayağı kirlenmiş. Hava kir yok diyordun teyzem. Böyle göremedim teyze kapaklarını falan açmayınca. Var var. Vallahi benim en güzel temizlikçim bulaşık değilim arkadaşlar. Kim ne diyendiysem bundan asla vazgeçmem. Çizmiyor bu arada. Çizenler var mı diye soranlar olmuş. Çizenler var mı diye. O da güzel oldu. Çiziyor mu diye soranlar olmuş canına. Benimkini çizmiyor. Ama fırından fırına değişirse bilmiyorum. Bakın. Hiçbir çizgi yok. Onların bozdu kolları. Kolların canı yok. Yoruldum bu kız. Saat 8 uçtan belli ayaktaysan saat 4 oldu. Bir de niyetliyiz ya. Aynen. Şöyle ekmek istek diri diri bu kadar yorulmayız herhalde. 14 gün gibi mi teyze? 15 herhalde. Dün 14 yıllardı camide. Şimdi güzelce kurulayım arkadaşlar. Sirkeli suyla. Suyumu bir değiştireyim. Karışım. Durdurup mu videoyu? Arkadaşlar, şimdi şöyle temiz bir suyla, sirkeli suyla duruluyorum. Bu arada fırınımı ısıtıyorum. Yemek pişirmeden önce ateşine bir o kimyasal olan ürünler, kimyasal değil aslında benim kullandığım. Yarı kimyasal, yarı değil. Ne? Öteki sıktığımı unutmuyordum. Sen sıktın ya. Aynen. Hı. Onda vardır. Şöyle. Tertemiz oldu bana. Aynen. Kendim görüyorum herhalde bahçeden de. Hiç kendim seçemiyorum. Şimdi bir de öteki şeyle. Bir daha bezim vardı. Neredeymiş o? Tamam. Onun da şöyle kurulayım, durulayım. Yeter gayrı. Benden bu kadar canlar.
Elmas bacamız yoruldu. Aman kop kop kop, ora kop, bura kop. Her yere kop. Kop diyor, daha hiç oturmadı da. Ben camiye gitmedim, temizlik yaptım. Söylediğim gibi. İnşallah Allah ne kısmet ederse yarın gideceğim canlarım. Fırınım içi tertemiz oldu. Son durumu için. Şöyle burayı da sildim. Şuraya kalmamı gösterim bir de. Arkadaşlar bu arada benim fırınımı bakarım çıkarıyorum canlarım. Temizlemesi kolay oluyor. Şurada azıcık yanar. Burayı hemen bitim diyeceğim. Ben kapatmayayım da şimdi seni daha kemi görsünler. Hayır abi. Ben bunu sildim. Ama şimdi seni görmemişim. Hatta dedim oruçlu oruçlu. Allah beni yormamak için bunlar kirlenmemiş dedim şöyle. Sadece sildim bunları canlarım. Yıkamadım bu sefer. Yıkasam mıydım ki acaba? İçimde rahat etmedi ama neyse bir dahakine yıkayayım. Çünkü vakit geçiyor. Şöyle. Gözledim teyzesi. Yok önce bunun evleri var. Onu takmak lazım. Evini. Her işte elimin olmazı şaka mı? İşte diyorlar ya böyle bir de. Benim valla kızım. Ay parmak. Hala. Ama bence ben, bana göre de sen öylesin biliyor musun? Öyle mi? Bana göre de sen her şeyi başaran cabbar bir kadınsın. Cabbar. Valla ben yani tuttunu aklıma gelmezdi yani. Tuttuğunu koparan. Kötü anlamda değil. Hey anladım da onu sökmek benim aklıma gelmezdi yani sökmezdi. Sevgili takipçilerim her fırın aynı olmuyor. Bu arada bunu da belirteyim. Benim fırınımın kapağı çıkıyor canlarım. Bakarken gösteririm artık şurada. Şöyle bir yine kendi şeyimi şöyle yağ çöz kullanmayınca olmuyor. Ben bunu yalanı sevmem ben açık açığa söylerim. Benim kendi kullandığım şeyi daha çok sevdim açıkçası. Ama yine de orada kötü bir şey vardı. Leke orayı kaldırdı en azından değil mi? O hakkında yemeyelim. Bu da güzel yani. Şuradaki lekeleri hani sevmedim. Olmasa da olur yani. Havacığım sevmedim orada lekeleri. Neredeki lekeleri? Çizmedim. Ben seni şurada şekilleri. Hafif sulu bir şekilde. Video çekerken bu cam bana çok sıkıntı yaratıyor sevgili takipçilerim. Benim de en sevmediğim. Bir tane küçük bir leke bile olsa o kameraya çıkıyor ya. Değil mi görünüyor? Sinir bozucu yani. Valla. Hani sinek de küçük ama mide bulandırabilirler ya. Aynı bu oysa. Bu laf o de. Teyze daha sen bunun camını da söküyordur ortadaki camını. Onu Derman teyzem söker. Ben de sökerim de benimki çıkarım bilmiyorum. Benim kulaklı biraz. Biliyorum ya. İşte buradan çıkıyor. Benimki. Dışını da zaten sildim arkadaşlar. Takarken de göstereyim ben size şöyle. Bakın. Şurada bir ev var. Evini evimin yuvasına koydum. Şuradan göster abicim yukarıdan. Bak. Evleri var orada. Evlerini koydum yuvaya. Çok kolay aslında. Şimdi şöyle indiriyorum. Bakın bunlar kilit. Kilitleri arkaya atıyorum. Bunları çıkarmak için de hani fırının kapağını sökmek için de bu kilitleri şöyle kaldırıyorum. Kolaymış aslında. Sen de yapabilirsin. Aynen. Onu sonra çektin mi geliyor bakın. Dur şöyle. Bakın. Kolay kolay. Şimdi kilidini kapatalım. Unutmayalım. Fırınımızı da ısıtalım canlarım şöyle bir 10 dakika kadar. Bu şeysi bir gitsin. Ha? Bu kirli değilmiş dediğim gibi orası arka tarafı mıymış yoksa Allah göstermesin. Değil misin? Yok ya. Temiz mi? Temiz gözüküyor. Bak işte gözüme kirli görünüyor. Yok yok. Hadi kolay gelsin bizlere. Bitti. Çamaşır katlayacağım şimdi. Benden bu kadar canlarım. Videonun devamında. Bu kadar. Görüşür müyüz? Ay oturacaktın teyze gene mi gördüm şuradan bak hele. Olsun dur kötü değil. İyisin dedim. Bugün oturma odamızı havamı temizledi arkadaşlar. İbrahim de geldi hemen yaptı her zamanki gibi. Ben yaptılar da onunla da geldi mi? Bu eşilerin altında ne iş yaptım? Altlarının üstlerini. Sen niye gelmiyorsun Haviş? Geleceğim de otur da iyi böyle şeydim diye. Ha yoruldum Haviş. Lambamızı yakar istersen. Bak hele mandal da getirmişsin. Ne öyleyim? Rüzgar esiyordu ya. İyi istedim valla. Saat 4.30 Ayhan da gelmedi. O ne yapıyor ki? Onda ne gitti de ben bilmiyorum. Şeye ayarlaşalım diye. Hoparlör ayarlamaya gitti. Valla gidelim işe bir. Şunu
Şey asıyorum arkadaşlar, ben astıma asıyorum. Bunlar katlanıyor. Bugün de konu yine sonuna geldik. Yorulduysa hiçbir da şey yok değil mi? Yok. Hiçbir şey yok. Vallahi akşam olur 2 dakika be. Nasıl oluyorsa. Ama şimdi değişik bir şey. Ne olmuş? Dur belli. İbrahim Efe'nin üstünde ne var ki hava? Görmedim de. Sorun mu? Usta senin getirdiğin şeyi yıkadım. Ne yok? Hey. Geçelim. Fatih Bey, Mersi. Yok. Yok mu? Var ki ben işte. Anlamam, bakma. Arkadaşlar yarın da Süheyla bacım davet etti bizi. Ben onu davet edeceğim, o beni davet etti. Ama benim kardeşlerim yani evimin temizliği bitti. Bir kapılar mı silinecek? Onu da yarın inşallah. Bir tane ürünümüz var. Instagram'dan tanıtım yapıyorum canlar. Kapı. Bu arada Instagram'ımız kapı peçe sileceğim. Onlar beyaz eşya falan silince güzel oluyormuş. Instagram'ımız 12.000 13.000 takipçiye ulaştı. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Güzel şeyler paylaşıyor. Storylerimiz var. Orası aslında buraya bakarak da biraz daha şey. Eğlence hani, amaçlı gibi aynı orası. Aynen eğlence amaçlı gibi. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Elmasın Hayatı 68. Profilimde çoluğum çocuğum hepimiz varık. Takip alırsanız sevinirim. Yani 106.000 107.000 aboneme sesleniyor. Sevenlerim vardır. Biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Havam da iyi ki geldi vallahi, yarımın şimdi oldu kuzum. Bir güzel oluyormuş arkadaşlar. Akşam sahurda bana yardım etti. Çayımı falan demlemiş. Bardaklarımı hazırlamış kuzum. İyi oluyor ya. Şöyle şalvarlarımı da asıyorum arkadaşlar ben askıya. O zaman ne diyelim havam? Ben yoruldum. Hava da yoruldu. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah ömrümüz olursa yine sizlerle oluruz canlar. Hoşça kalın. Elmasın Hayatında kalın. Instagram hesabıma da uğramayı unutmayın. Elmasın Hayatı 68. Takip alın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun canlar.